Canan Hanım'la birlikteyiz efendim. Biraz önce dedim ki kendisine, çok yorgun, böyle bir durgun görüyorum sizi, yol yorgunuyum evet, dedi. Evet, maalesef. Şimdi performansınızı etkilemez inşallah. Umarım. Çünkü önünüzde de 9700'lük bir çıta evet. var. Çok teşekkür ederiz Nisan Beyciğim. Bir tanecik harf aldıracak. Evet. 23 saniyede arttırmak lazım. Ama biraz önce Hilal Hanım net bir şekilde bu çıtanın aşılabileceğini gösterdi bize. Evet. Değil mi? Yakındı. Çocuklarıyla da konuştu, Defne'yle evet. ve Ege'yle. Merak etmeyin, annelerine verdikleri alkışın aynısını size de vereceklermiş. Tamam. Öyle değil mi? Güveniyorum onlara. Hadi bir alkış. Alkışımızı önden alalım. Hazırsanız da hemen sorulara başlayalım. Dört harfli bir cevabı arıyoruz efendim. Çok da sıkıntı yaratmayacak bir sorunun içerisinde. Diyor ki giysinin alt tarafı. Kendi başına bir giysinin de adı, aynı zamanda giysilerin en alt tarafı içinde kullanılır. Katip. Paça. Yanlış. Paça mı? Giysinin alt paçası tarafı. Çamur. Paçası mı çamurdu paça. Katibin? Paça. Katip uykudan uyanmış, gözleri mahmur. Sonra paçası çamur. Paçası etek. Değil mi? Etek. Eteği çamur. Haydi gelsin yenisi. İngilizce kökenli. İngilizce kökenli demeyelim. Düpedüz İngilizce bir kelime. Tamam. Çünkü bizdeki karşılığı sanki birini kovmak için kullanılır gibi. Tam tersini söylüyor. Buyurun. Konuk ağırlayan, ev sahibi anlamında düpedüz İngilizce bir söz. Bizde de kovmak için. Host. Host. Buyurun. Haydi gelsin yenisi. Bunlar biraz garip kelimeler ve sorular da ister istemez garipleşiyor. İyi miyiz? İyiyiz. Haydi o zaman beş harfli cevaplara. Japon kültüründeki kamusal cariye. Geisha. Geisha. 500 lira. Olsa olsa ne olur deyip işin içerisinden sıyrılabileceğiniz bir soru. Buyurun. İnşallah harf aldırmaz. Körpeyken koparılmış dal veya dal parçası. Artık o dal değil. Artık o kurumuş bir... Filiz değil. Filiz de değil. Artık o sadece böyle bir çıta. Bir... Şöyle bir ince bir sopa. İnce sopa ne diyelim? Ya da mesela işledim daha kalın bir tahtayı, ince bir kuru dal parçasına benzettim onu. Ve ben ona ne diyorum artık? Getirin de bir sushi yiyeyim. Nerede ya şu sushi'mi yiyeyim şununla? Ne o? Neydi o şeylerin ismi, o tuttuğum şeylerin? Chopstick. Chopstick. Stick yani. Neydi o? Türkçesi neydi o? Stick. Harf almayalım. Almayalım harf. Almayalım. İnce dal. Böyle bir çomak. Çomak değil. Çomak başka. Çomak değil de. Alayım, tıkandım. Aldık bir harf, durduralım yani... ama. Durduralım. Çomak mı yoksa? Hayır. Çomak değil. Şöyle şey. Çıt, çıt. Çıta da değil. Hani tabirlerde de geçer. İşte biz tabii köy çocuğuyuz. Çiftin nokta noktan... Hı? Yok, o uğramamış size. Chopstick geliyor aklıma. Mesela... Çomak kraker diye bir şey var mı? Çubuk. Çubuk ya. İnanamıyorum. Zannediyorum performansın sonu ne olursa olsun bu çubuğu bir daha unutmazsın. Asla unutmayacağım. Alıktan beter. Altı harflidir, tek kelimedir. Bir hayvancağızdır. Görelim. Türlü hikayelerde üreme sağlığı uzmanıymışçasına betimlenen kuş. Yani kendi halinde bir kuş da. Leylek. Leylek efendim. Şimdi buna dikkat. Tek kelime Türkçe. İşin içerisinden harf almadan da sıyrılmaya imkan verir bir sorusu var. Görelim efendim o soruyu. Evrende ve düşüncede altını çizerek mevcut olan her şey. Var olan. Var olan her şey. Nedir onlar? Madde. Hayır. Canlı ya da cansız. Var olan. Ben bunu durduracağım. Heh, tamam. Canlı ya da
Var olan. Damla Hanım, kökü buldunuz. Varlık. Varlık efendim. Haydi yedi harfler. Çıkın karşımıza. Süreye dikkat. Biraz hızlanmak lazım. Kulağa hitap eden sanatsal etkinlik. Konser. Müzikal. Müzikal de göze de hitap kulağa eder yani. Konser. Kulağa hitap ediyorsa biz bu sanatsal etkinlikte ne yapıyoruz? Dinleti. Bravo. Yediniz puan. Haydi yedi harfler. Bitin artık. Tek kelimeden oluşuyor. Bunlar kolay sorular. Korkmuyorum. Arkasından gelen 8 harfi de çok dert yaratmaz. Görelim bakalım. Kaynar suda kabuğu ile az pişirilmiş yumurta. Haşlama. Hoppa. Kabuğuyla az. Özellikle yumurta. Haşlama birçok şey için kullanılır. Haşlama et. Haşlama sebze. Rafadan. Rafadan işte o bizim aradığımız cevap. Şimdi rahatlıkla bir 800 puan daha kazanırsınız gibi geliyor bana bu sorudan. Kökeninden falan hiç bahsetmeyeceğim, kökünden kafanız karışmasın diye. Yaygın kullanılan bir kelime. Onu bilelim yeter. Ağırbaşlı olma durumu. Vakar. Sakinlik. Sakinlikten çok. Uysallık. Şimdi öyle lıklı luklu ekler koymayalım. Arapça kökenli olsun koyacağımız ekte. Çünkü kökü de Arapça kökenli. Ama çok farklı değil yani. Hani kullanılıyor. Öyle unutulmuş bir şey değil. Ağırbaşlı olma durumu vakar. Yani böyle sulluklardan hiç hoşlanmam. Disipline ciddiyet, hayranım. Ciddiyet. En lazım olan işte. Biraz hızlanmak lazım. Tekrar ediyorum. Tamam. Bir tane harf aldık. Nerede aldık? Çubuktan. Hatırlatmayın ya, lütfen. Elimizde 54 saniye var. O 54 saniyenin 23'ü sizin değil. 23'ünü arttırmanız lazım efendim. Geriye kalan sürede de 5 soruya cevap vereceğiz. Neyse ki kolay şeyler. Bakın hele ki bu. Yeryüzünü gökyüzünden birbirine bağlayan ulaşım ağı. Hava yolu. Oldu bitti. Tek kelimenin tek korktuğum şey mecazi bir tanımlamadır. Görelim. Mecazi anlamda bir konuda uğraşarak, çalışarak deneyim sahibi olmak. Bir konuda uğraşarak, çalışarak deneyim sahibi olmak. Bu sektörle ilgili hiçbir bilgim yoktu. Girdim bu şirkete. Alaylı olmak. Bu şirkette. Didinmek, emek harcamak, yükselmek. Ama bakın deneyim sahibi olmak diyor. Yani herhangi bir kariyerden falan bahsetmiyor. Yani burası beni... Yoğurmak, yoğrulmak. Yoğrulmak 900 puan değerinde. İtiraf etmek gerekirse vallahi harf alınmadan cevaplanır mı acaba bu soru diye düşünüp duruyordum. Moralinizi bozmak istememiştim. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Zorlu bir işi hallettiniz. Bundan sonrasını da halledebilirsiniz. Görelim efendim nasıl bir soru çıkıyor karşımıza. Son 9 harfli cevap. Uykudan sonra duyulan ağırlık ve sersemlik. Mahmurluk. Çok güzel. Geliyor. Damla Hanım geliyor. Sonuna almış ekini olmuş 10 harfli. Eki saymazsak geri kalanı Fransızcadan girmiş dilimize. Şöyle de sorulmuş. Aşağılık duygusu gibi ruhsal karmaşalar. Melankolik. Olmaz. Aşağılık duygusu gibi ruhsal karmaşalar içinde olan anlamında bir söz. Ek bizden demiştim. Yaygın kullanılan depresif bir tabir. Hayır, bakın depresifte de bizden bir ek yok. Bu halk ağzında da çok kullanılan bir tabirdir. Ya boş ver şunu ya. Dedikodu yaparken filan. O zaten nokta noktanın teki. Gelgitli. Gelgit de Fransızca kökenli değil. Yani bir Fransız... Dengesiz. Oh. Aşağılık duygusu. Onun altını bir daha çizsem. Çünkü orada tatlı bir ipucu var size. Aşağılık duygusu. Kompleksli. Kin beslemede harf almıştı Nisan Bey. Evet. Neden? Öc alma duygusu, kin, öyle şeyler onda yok. O yüzden. Evet. Siz de kompleksli bir insan olmadığınız için bu soruda takıldınız. Olsun. Ama bence daha kuvvetli bir alkış hak ettiniz. Son sorudur. Nereye? Ay, ben bitirdim gidiyorum. Rica ederim. Bir sorumuz daha var. Buyurun gelsin.
Burada hiç harf almayacaksınız abi. Evlerde ve iş yerlerinde içinde ilk yardım için gerekli malzemelerin bulundurulduğu kapaklı bölmeye efendim. Ne dolabı? Ne dolabı? İlk yardım değil. Dolabı ise... Erzak dolabı erzak yok. Erzak mı? Ne? İlk yardım malzemesi. Acil. Hani soğan kafam koklatırlar. Onun gibi bir şey mi? Hayır. Eğer ki dolabıysa sonu dört harfli olmalı başındaki. Diyelim ki evde kalmamış ilk yardım malzemesi. Nereden gidip alacağız? Acil dolabı nereden alacağız? Nereden alacağız? Evde ne bileyim ağrı kesici kalmamış. Nereye gidecek? Ecza dolabı. Ecza dolabı. Hala kaldım onda. Canım sağ olsun. 7700 yazıyor. Aynı kaderi paylaştığınız Selin Hanım'la gayet iyi biliyoruz ki 9700'de olabilirdi. Evet. O çubuğu sakın unutma. Evet asla unutmayacağım. Kocaman alkışlar efendim.